Evet, yayınımıza devam ediyoruz. Şu başlığı değişelim. Günlük işler diyelim. Evet. Daha ete ihtiyacımız yok. Gereksiz hayvan katliamı yapmayalım. Bu da yoldan gidiyor. Böyle kestirme gitmek varken yapay zeka işte. Neyi de bu benim bizim köy değil ki. Bizim köy zannettim. Neyse böyle devam edeceğiz. Şu işçilere bir bakalım. Bir tane 3 var, gerisi 2. Gerisi 1, 1, 1, 2. Hangi yüzle gelmiş iş arıyor? Bunu kim alır? Şöyle biraz orman içinden doğru gidelim. Biraz kil toplasak mı? Bir bakalım. Küreğimizi elimize alalım. Bir tane skill vardı. Böyle kazarken diyor bonus eşya bir şeyler bulursun ama ben o skill'i açtığım halde henüz hiç öyle bir şeyle karşılaşmadım. Yani bana böyle bonus bir şeyler bulmadım ya. Bilmiyorum, bir işe de yaramıyor demek ki. Aslında kilimiz yeterince var. Hep aynı şeyleri yapmaktan insan sıkılıyor. Böyle arada farklı bir şeylerle uğraşmak iyi oluyor. Kiminden 6 veriyor, kiminden... Lan orada yok. Aha. Bronz kürek. Killer bulduk. Birisi kazmış. Bırakmış gitmiş. Bu arada hiç köyüme de bakmadım, ne alemde. Köy artık kendi kendini çeviriyor. Pek bana da ihtiyaçları kaldığı söylenemez. Şöyle kapımızı temizleyelim. Atımız var burada. Erkek diyor. Şu çok güzel. Böyle siyah. İlk defa ben gördüm oyunda. Başka satan yerlere de gittim. Hiç görmediydim. Yani bu çok güzel oldu. Bir tane daha var. Alacalı böyle. Bu da tişört. Aslında o alacalıyı satmak istiyorum. Biraz daha büyüsün.
Bunların yavrusu o siyah olan. Diğer alaçalı da bunların yavrusu. Yavruluyor bir dişi, bir de erkek at aldığınız zaman. Bütün hayvanlar öyle. Burada sanki ismi Tuğba gibi. Malvina. Bunların hangisi kız, hangisi erkek? Hiçbir fikrim yok. Bunların herhalde hepsi erkek. Bu kadar çok erkek çocuğu nasıl evlendireceğiz bilmiyorum. Şimdi yönetim. Evet, köylere bakalım. Şöyle yaş diyelim. Çocuklar yukarı çıksın. Aşağı doğru inelim. 2 hamile, 3, 4. 4 tane hamilemiz var. Şu an hiç boşta bir işçimiz, bir tane var. Erval da. Bu neden ikide bir işten çıkıyor? Bu, ben bunu anlamadım. Acaba başka bir Erval da daha mı var? Bir tanem Erval da var. Sürekli ben bunu bir işe koyuyorum. İş mi beğenmiyor? Sığır ağalı. Bak niye çıktın ki sen sığır ağalında? Ya bir git çalış. Evet, tekrar bakalım. Evet, şu an hepsi çalışıyor, çalışıyor. Anneler var çalışmayanlar. Tamam, burada bir sıkıntı yok. Çiftlikte ne sıkıntımız varmış? Yel değirmeni ne diyor? 12'in kaynak yok diyor. Yulaf tanesi camdan. Tamam, sana bakarım. Oraya koyarız, onu yaparsın. Dikim evinde ne eksik? Yün. Yün çıktıkça onlar da işler. Onu da değişmeye gerek yok. Yün yavaş yavaş çıkıyor. Kaynak tezgahı ne bitti? Ahşap kase. Kaseleri satma kardeşim. Tüy satıyor. Kübre satıyor. Tamam. Suni kübre de satıyor. Güzel. Kütük de satsın bu %5. Kütüğümüz o kadar çok ki. 2000 tane kütüğümüz var. Yani kütükten doyduk. Tamam. Diğer yemek tezgahında ne eksik? Çorba. Neyle yapıyorduk çorbayı? Çorbamız yok diyor. Tamam, bunu kapat. Diğerlerini satmaya devam etsin. Şunu biraz yükselt. %26. Tamam. Başka araba 200 tane var. Şunu bakalım. Bak elmamız varmış. Armut varmış. Şu elmaları alıp ben bir üzüm yapayım. Ya elma suyu. Şimdi bir bakalım elma suyuna ne istiyor. Şunları aç. Erik, armut, vişne, elma. Şarap şişesi ve elma. Aslında şarap yapmak da istemiyorum ama neyse. Zıkkım içsinler şarap içeceğini. Şarap şişesi. Onu marangozdan yapıyoruz herhalde. Buradan mı? Buradan mı? Buradandır herhalde. Kalk kardeşim ben geldim. Evet. Şarap şişesi. Tamam. 61 tane yapalım. Şimdi gidelim elmaları alalım. Elma, elma, tamam. Şöyle 3-4 tane bırakalım yine biraz. Eriklerin de çoğunu al.
Tamam. Evet. Aa, biz ne de yapabiliyormuşuz? Kaç tane istiyor? Böyle dolduruyor bu da. Aa, böyle dolduruyor. Estağfurullah. Dolmadı mı kardeşim? Bu ne dolmaz şey böyle? Tamam. Şimdi bir bahçemize bakalım. Ondan sonra bu şarapları bir düzene koyalım. Şurayı toplayalım. Ne dikmişler? Pancar dikmişler, haşhaş dikmişler, yulaf dikmişler, güzel yulaf. Havuç dikilmemiş. Demek havuç mevsimi değil. Burada da yulaf var. Yulaf bayağı lazım oluyor. Bu arazi boş aslında. Bir bakayım ben bir şey dikebiliyor muyum? Lahana dikebiliyormuşum. Zaten lahana dikili. Çok fazla da dikmenin de bir anlamı yok. Şu buzak büyüsün, onu keseceğiz. Ya da bunu keseceğiz. İki tane erkek istemiyorum. Bak, bunların sütleri var. Benim bu işçi niye bunları sağmıyor? Her işi ben mi yapmak zorundayım? Yemlerine bakayım gelmişken. Makasım yok. Bakayım. Tamam. Domuzların kesin zaten azalmıştır. Aynen. En çok domuzlar yiyor bıkkım yesinler. Sen ne yapıyorsun orada? Ne topluyorsun ki ya? Ne topladı da belli değil.
Hepsini koyduk herhalde. Evet, şimdi atölye kova yapıyorduk. Bal şarabı şişesi yapıyor. Bir şey yapmamız lazım. Şarap şişesi bu. Ne yapacağız? Şuradan bazı şeyleri kısalım. Bal şarabını şöyle bir 35'e indir. Şunu bir 30'a indir. Tamam. 15'te bunu yapsınlar. 5 tane kil gidiyormuş. Ondan sonra tavernaya geleceğiz. Tavernada da bal şarabı yapıyor. Tut, elma. Elmayı yapalım. Kaynak yok. Tamam, koyacağım kaynak. 10. Vişneyi yapalım. Burada 10. Eriği yapalım. Tamam. Şimdi üstümdeki elma ve meyveleri gıda deposuna koyayım. Elma. 38 erik ne var? Vişne var mıydı? 4 tane mi? Ne yaptık biz bunları? Sattık mı? Ne yaptık? Şunları da koy satılsın. Oo, bir şey kürümüş var ya. 1403 tane. Ne kürüdüyse artık. Malzemenin yolu gibi. Kesin lahanalarım çürümüş. Son yemek yapmadım bunlarla. Bakalım burada lahana var mı? Varmış. Şunları alayım. Şu kovayı da al. Peynirler çok yavaş mı satılıyor ne? Sebze çorbaları satılıyor. Soğan. Şöyle biraz soğan alayım. Et de alalım. Lan et. Evet, burada. Hedefim 1 milyon para yapmak. 1 milyon gold. Geçen bir arkadaşın videosunda izledim. Bu başarıyı ne veriyormuş? Da kim 1 milyon gold yapar diyordu. Ben yapacağım. Ne oldu? İş bitti. Eve mi gidiyorsunuz? Lor peynir yapıyoruz. Lor peynirden sonra normal peynir yapıyoruz. Lor peynirlerini. Tuzlanmış et havuç yok. Bizim soğan vardı. Soğan. Nerede soğanımız? Lahana, havuç, pancar, mantar. Soğanlı yemeğimiz nerede? Burada ama lahana, havuç falan istiyor. Neyse, çekil istasyonu boşalt. Burada soğanlı bazlama mı ne vardı? Evet, yapalım.
Orta çağın en zengini olacağız. 1 milyon gold. Tamam. Şimdi yemekleri de boya koyalım. Önce bir tane ben yiyeyim. Yemek kısmına gel. En düşük kimin şeyi ise 50 diyor. O da vallahi fulledi ya. Çok güzel. Sen bende kal. Koyu çorba. Tartarı da meyveli tartı da. Bu düğün yemeğini vermiştim değil mi? Ona uğraşmıştım geçene kadar. Okay. Erik suyu. Elma suyu. Lor peyniri. Şimdi satışları da ayarlayalım. Ya abi sen köyüne gitsene, verdim paranı ya. Ne zaman bu ağaçın dibine çubuklar çıkıyor? Ben bunları topluyorum, yine çıkıyorlar. En güzel puanı bu pazarcılar kasıyor. Bakın 10 puan olmuş becerisi. Bunu aslında başka bir NBC ile değiştirsem güzel olur. NBC ile diyorum, başka bir adamla. Şimdi durun bakayım. Killeri satmıyoruz. Killer artık lazım. Kütük koyduk, satıyoruz. Çünkü kütük baya 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 olmuş. Şöyle biliyorum belki zarar ediyorum kütüğü öyle satmakla, ama gerçekten çok fazla kütük var elimde. Satsın gitsin, ne yapacağım, daha evime mi yapacağım? Yapsam bile elimdekiler yeter. Bunun da becerisi 9 olmuş. Yakında bunun da bunu da değiştireceğim. Evet, kuyu çorba 185 tane. Tutumuz varmış. Elma da varmış henüz daha. Onlarla armut da varmış. Erik, vişne varmış 767 tane. Bunlar nerede, ben görmedim bunları. Bal bedeğimiz de çoğalmış. Lor peynirleri çok fazla diyor, bu puan %100 olmuş. Benim koyu çorbayı biraz indirmem lazım. 35. Yani 33 kalmış, bunu 30 yapalım. Tamam. Yirmi bazlama, soğanlı bazlama, bunu da gerisini buna verelim. 15. Tamam. 6 tane pazarcım var, bayağı var. Güzel satış yapıyorlar. Bak bu ekşi sütü bile satıyor, yani o kadar çok malzemem var ki. Su dolu kovayı bir indir biraz. Tamam, bazlama, koyu çorba niye bu 2? 15'e düşür. 10'a hatta. Un çorbası. Artık yaptığım yemeklerini becerileri gezip satmıyorum. Pazarımda satıyorum.
Ya bu da %100'müş. Bunu da indirmem lazım biraz. Dor peyniri satma. Ona indirelim bunu. Tamam. Evet arkadaşlar, bu işi de hallettik. Taverna'da ne diyor? Kaynak yok diyor hala. Nasıl olmaz? Acaba oraya koydum. Bir daha bak. Bakalım. Ha, şarap şişesi yok. Atölye. Bunları zaten ben de yaparım. Aslında bir tane daha atölye yapabilirim. Sadece şişi üretmesi için, ama gerek yok yani, yavaş yavaş yapsın. Tamam, burada yok. Üstüme bakayım tekrar. Üstümde de yok. Evet. Bir günde meyve sularını yapmayı öğrendik. Bu bölümde bu kadar arkadaşlar. Yine akşam oluyor, bir yaz günü. Güzel bir gün, çocuklar kabuda oynuyor. Benim oğlan da burada oturuyor. Böyle kollarını koynuna koymuş, sallanıyor. Bir çocuk da burada var. Reginald, Nault mu, Nault How mu? can I help you, sir? Hele bir sese bak. Kaç yaşında olmuş? 7 yaşında. Becerileri nanay, sadece bir tane bir şey var. Hemen ateşler yandı. Akşam 6 oldu ve millet işi bıraktı. Köye geliyorlar. Evet arkadaşlar. Beğendiyseniz, isterseniz beğenme butonuna basarsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.